Valla ee, yani Ercan hazırlıyor tamam o zaman e, şu pozisyonlara bakalım madem Kadıköy biraz boşaldı biraz e, tenhalaştı ama da herhalde bir yarım saat daha alır orada trafiğin rahatlaması Mikson'dan çıkıp da konuşan olursa hemen döneceğiz zaten oraya. Şimdi bakalım pozisyonlara Ermen Hoca ne diyecek? Hadi bakalım. Pozisyonları tek tek konuşalım. Gelsin. Gelsin pozisyonlar sevgili Tolgacığım. Geldi mi? Ha, bu işte. Özne bu. Hocam bak. Okan Buruk iki takımda kaybetmemenin değerli olduğunu düşündü. İsmail Kartal kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Al. Ekrana verebildiler mi? Verdiler. Ekranda da var. Bizim ekran bu. Ekran çıkışı bu. Ya Yok. Büyük ekran hocam. Ha. Yok. Oraya vermediler. Bu hocam. Evet. İçin özeti bu. O kadar. Aynı cümleleri farklı farklı, farklı söylemişler. Buraya ver. Evet. Budur hocam. Maçın hocam. özeti budur efendim. Hiç hikaye, yarısı hikaye. Taber laf salatası, karışık salata var yani ya roka, moka, kıvırcık, domates uyar, Oh filan. Arada kabak da koyabilirsin iyi olur. Yani laf salatası yapacağına işte bu en son bu ya. Hocam Limon. Oyuncular da zaten onu diyor bak. İrfancan öyle dedi, Mustera öyle dedi, işte Ciko öyle dedi, Kerem Demirbay öyle dedi. Ya hocam, Herkes olsun maçtan sonra sarmaş dolaş dedim ya. ...teker teker böyle yan yana gelip... ...oyun havası işte... ...Ankara'nın bağları çalsaydı falan güzel olurdu mesela. Hop hop böyle Ankara'nın bağları. Onu voleybolcu kızlarımız güzel yapıyor. Onlara yakışır. Çünkü onlar hakkını vererek ya, oynuyor. Voleybolcu kadınlara bayılıyorum evet. ya. Onlar hakkını vererek Helaliz oynuyor. Zorundan. Hadi bakalım Tolga. Gönder. Gönder gelsin Tolgacığım. Evet. Efendim 11. dakikadan 12. dakikaya girdik. Barış Alper Osay mücadelesi. Osay sarı kart gördü hocam. E, topa vurdu, vurdum dedi. O da topla birlikte rakibe vurdun dedi hoca. Faül var, sarı kart var. Doğru mu? Kart olur mu? Kartın rengi doğru mu? Ne düşünüyorsun? Şimdi şöyle. Fenerbahçeli oyuncu topa sol ayağından doğru ayağından müdahale etmeden önce rakibi ayağa geliyor. Rakibin ayağına ayağını geliyor. Yani burada hakem vermese de kurtarabilir kendini ama verse de bir şey diyemezsin. Ama aynı pozisyonda ikinciyi atar mı? Zor atar. O tehlikeli işte bak. Yani topa niyetli vuruyor zaten. Ayağını sol ayağından da vuruyor ama Top sol ayağından, alman, ayağından topa vurmadan vuruyor. evvel şey yapıyor. Baldırına değiyor. Ayağına değiyor. Hani bir ikili mücadele. Hani ben kurtarmaktan yanayım. Hani kendim rahat edeyim diye. Çünkü ikinci sarı karttan atar mısın? Çünkü adama yok niyeti. Hani mücadele diyoruz ya. Ama abi hakem yıldı, Hakem korktu maçtan. Zaten korkuyordu. Korktu. İyice yıldı. Tabu bu İyi maçın geliyorsun. başı bir de hocam evet. yok. Yani zaten tedirgindi çok. Vücut dili çok tedirgindi. Yani verse Sen bu pozisyonda dedin... bak kartı verse hakeme. Ya evet. bu kartı niye veriyorsun deme. Hı -hı. Hadi sertçe giriyor. Ama bu pozisyonların hepsinde o zaman kart kullanacaksın. Standart maç içinde. Olacak. Onu yakalayacaksın. Gerekiyorsa atacaksın. O zaman yapıyorsun. da riske girmen lazım. Tabii. Bak şimdi. Hani hakemlerin Tabii. bunları düşünmesi lazım. Kartı gene kullanırsın. Futbolcunun niyetine bakacaksın. Yani futbolcu toplama oynamak istiyor, ne yapıyor? Niyeti biraz farklı bir şeyler hakemlik. Eğer bu standartta yönetirsen 9'a 9 biter maç. Eğer evet. sarı kartları kırmızıya aynı şekilde çevireceksen. Çevirirsen bu tip maçta zor. İteki futbolcular seni zorladılar bak. En az 4-5 pozisyonda yanına geldi. İki tarafta geldi. Tabi. Galatasaray'da geldi, Fener'de geldi. Ya bu yapıyor niye buna kart göstermiyorsun falan dediler. Hem Galatasaraylı'ya hem Fenerli'ye. Onun için yani ateşten gömlek. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar top oynamamak, iste, top oynamak istemeyen, bu kadar rakibi bozmak isteyen iki takıma, iki takım teknik direktörüne karşı hakemin bugün 90 dakikada yaptığı yönetimi beğendim. Öyle mi diyorsun? O kadar ha. Ne kadar net. İki takım teknik direktörü. bunu kolay söylemezsin bak. Maçı kazanmak istemeyen, rakibi bozmak isteyen, galip gelmeyi düşünmeyen, o sahada mağlup çıkmak istemeyen iki takım teknik direktörü ve futbolcuların olduğu bir ortamda Fener Galatasaray maçını bu tarz idare eden bir hakeme sınıf geçiririm. Anladım hocam. Bak ne kadar net anlattım bir adım geri atmam. Tamam atar, adam değil. Gelsin o zaman bir pozisyon sonrası. İkinci pozisyonumuz. Penaltı pozisyonunu en sona bıraktık. Şimdi Fenerbahçeliler 57. dakikada ilk pozisyonda Ceko'ya faul beklediler. Sonra gitti İrfancan, değil mi? Burada Barış Alper Ceko. Bar Ceko diyor ki formamdan çekti. Ee, sonra İrfan Can gitti. Kerem'in formasından çekti. Ve bayağı sündürdü yani böyle. Sarı Peki, kartı gördü. pozisyona bir bakalım. Evet. Bunun başka bir açısı var mı? Devam ediyor. Yok doğru karar. Ha, çekmesi bu doğru. onun çekmesi Hayır, şey, bu doğru. çekmesi değil. Böyle Bundan çekip, o aynı pozisyon değil. değil. Bu pozisyonda devamı doğru. Kart olmaz. O pozisyonda da faal olur kart olur. Ceko'nun istediği faal olmaz. Olmaz. Şu hocam. Bak gel evet. geri. Gördüm. Gördüm. abi. Ceko'nun e, pozisyonu faal değil devam etmesi doğru diyorsun. Ama devamında oynatalım Tolga. Devamında Tolga oynatmıyor muyuz? Devamında e, İrfan Can Kerem pozisyonunda Kerem'in çekmesi faul ve sarı kart doğru diyor hoca. Jacko orada hafif o çekmeyi görünce bırakmış yani beni çekiyor demiş. E burada da Galatasaraylı oyuncu önde Penel'le oyuncu arkada çekiyor. Yok oradaki indiriyor. çekme bayağı çekiyor. Doğru abi geçin pozisyonu. Tamam burada hakemin kararı doğru dedi Erman Hoca. İlkindeki o çekme faullük bir çekme değil, çekip bırakma hafif bir şey. Ama diğerinde bayağı sündüre sündüre arkada diyor. Torreira'nın sarı kartı. Lucas Torreira burada. Ha. Torreira burada ayağını kaldırıyor sarı evet. kart doğru. Doğru. Torreira'nın ayağını kaldırmasa vermeyecek. Kaldırıyor veriyor doğru kart. Evet, ikisini de kaldırıyor. Sonra da dizine bir darbe geliyor. Penaltıdır ama o sonra. ilk başta Torreira kaldırıyor ayağını. Şimdi Ceko'nun bak Ceko'nun bir şeyi var mı? O ha. Düşerken Evet. Düşerken biraz ama ne yapıyorsun orada o zaman düşerken de basacak diyorsun değil mi? Geçiniz. Tamam pozisyon sarı kart kararı Lucas Torreira'ya doğru dedi Erman Hoca. 72. dakika Boe İrfan Can Joshua King mücadelesi. He, bu enteresan bir pozisyondu. Her ikisi de sarı kart gördü hoca. Son derece doğru. Öyle mi? 10 numara. Birinden birine vermeseydi büyük hata yapardı. Büyük hata yapardı. Bak bak bak. Bak. Yüzde <laughs> yüz doğru. İkisine de. Çat çat tamam. Gitti. Daha fazla olmaz. Bombayı ver derlerine. O ne Sarı dedi. kart doğru diyor. Doğru abi. İki futbolcuya da sarı kart göstermesi doğru diyor. O zaman şu ana kadar iyi gidiyor. İyi gitti. Ya genelde iyi. Yani bakıyorum. Yani ya arkadaş bu tarz bu tarz mücadele gücüyle oynayan, bozmak isteyen iki takımın maçta 45 dakika çalan iki takımın maçını idare edip de 47. Çıkmak, 47. Uzatmaları da sayarsak iyice kötü. 13 e, işte. onun için abi kusura 43 bakmayın. 43 dakika ya topun tamam, oyunda hakemde, kalması. hakemde, 90, şey mi ya? 96 dakika oynandı 43 dakika kalmış. Yok abi kusura bakmasın. Evet bu sarı kart kararları iki sarı kart. Joshua King de Sasha Boye de sarı kart. Doğru dedi hoca. Daha fazlası olmaz dedi. Son pozisyon. Boe Crespo. Boe'ye burada bir kart gerekir mi? Faul yeter. Ha, mi? burada Fenerliler geldiler. Boe'ye kart istiyorlar. İstiyorlar. Faul. Faul. Kart verir misin? Yok. Vermem abi buna faul. Yani faul veririm kart verme. Buna kart verdiği zaman. Hocam işte böyle. Buna kart versem. Bu maçta var ya. İşte dedim ya sana. Hani 5'e 5 beş maç oynanmaz ya ben. Hani Egzecere edeyim yani. 5'e 5. E 5. Maç yarıda kalır. Hele şu şekil bir maçta bunlara olmaz yani. Olmaz. Zaten herkes de bir nefes alıp daha sakin bir şekilde düşünürse. Bu maç hakem için ne olsaydı ne olurdu biliyor musun Ender? 60'ta filan takımlardan biri gol atsaydı. Of. Anam 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 anam. O biraz sıkıntılı olurdu hocam. O var ya 60'ta falan gol olsa 30 dakika falan var ya hakem için bitmezdi. Evet. Bak bitmezdi. Çok oyuncu eksilirdi. Net söylüyorum. Evet, sen de evet. onu hissettin <laughs> Konuştuk zaten içeride. Bir 30 saniyelik reklam. O malum pozisyona bakacağız birazdan. Eden Shoulders mu? Kepeğin olduğunu bilmiyordum. Yok zaten. Kepeğin olduğunu bilmiyordum. Yok zaten. Eden Shoulders kullananların kepek sorunu yok olmaz. Zaten. Çünkü Eden Shoulders kepeği yok eder ve geri dönmesini engeller. Efendim ekranda da görüyorsunuz. Cicolini diye müdahalesi penaltımı birazdan değerlendireceğiz. Ekrandan ayrılmayın.